Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden bir çokluğun belirtilen kesri kadarını bulma adlı konumuzu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz ve izlediğiniz takdirde bugün neler öğreneceksiniz? Problem çözme basamaklarına uyarak problem cümlelerinde yer alan sorulardaki bir çokluğun belirtilen kesri kadarının ne kadar olduğunu hep birlikte kolayca öğreneceğiz. Daha öncesinde buna benzer bir video çekmiştim. O videomu izlemeyenler varsa mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Eğitim kanalındaki videolardan daha kolay bir şekilde haberdar olabilmek için eğitim kanalıma abone olmanızı bekliyorum. Abone olduktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Eğitici, eğlenceli ve sıra dışı örneklerden oluşan bir ders, hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sorularımızla birlikte bir çokluğun belirtilen birim kesri kadarını bulmayı hep birlikte öğrenelim. İlk sorumuz geliyor, görüyorsunuz. Cebimdeki 80 liranın önce 8'de 3'ünü, daha sonra geriye kalan paranın 5'te 2'sini harcadım. Geriye kaç lira param kalmıştır? Problemimizde verilen bilgileri dikkatli bir şekilde okuduğumuzda en başta cebimizde 80 lira para olduğunu görüyoruz. Ve bu 80 liranın öncelikle 8'de 3'ünü harcadığımızı öğreniyoruz. Ne yapacağız? Önce 80 liranın 8'de 3'ünü bulacağız. 8'de 3'lük kesir nasıldır? Şekille göstermek gerekirse aynı bu şekildedir, değil mi? 8 parçaya ayrılmış ve 3'ü boyanmış. Bir kesirin paydasında hangi sayı varsa o bütün o kadar parçaya ayrılmış demektir. Onun için bu tarz kesir problemlerinde ne yapacağız? Bir çokluğun birim kesri kadarını bulurken paydadaki sayıya öncelikle böleceğiz. Yani 80'i 8'e böleceğiz. 80'i 8'e bölersek hangi sayıya ulaşırız? 10 sayısına ulaşırız, değil mi? Bu 8 parçaya ayrılmış bütünün her parçasının 10 lira olduğunu öğrenmiş oluyoruz. 8'de 3'ünü harcadım dediğine göre 10'la da kaçı çarpacağız? 3'ü çarpacağız. Bir çokluğun belirtilen birim kesri kadarını bulurken paydadaki sayıya bölüyoruz ve bulduğumuz sayıyla paydaki sayıyı çarpıyoruz. O zaman 10'la da 3'ü çarparsak ne olur? 30 eder, değil mi? Öncelikle 30 lirasını harcıyoruz. 80'den de şimdi ne yapalım? 30 lirayı çıkaralım. Çünkü geriye kalan para üzerinden yine bir kesir hesaplaması yapacağız. 80'den 30 çıkarsa kaç kalır? 50 kalır, değil mi? Şimdi de 50 liranın 5'te 2'lik kısmını harcıyorum. Hemen hesaplayalım o zaman. Paydada 5 sayısı var. 50'yi kaça bölüyoruz? 5'e bölüyoruz. 50'yi 5'e bölersek hangi sayıya ulaşırız? 10 sayısına ulaşırız. Yine bir bütün içerisindeki 5 parçadan her birinin 10 olduğunu bulduk. 5'te 2'lik kısım dediğine göre 10'la da şimdi ne yapacağız? 2'yi çarpacağız, değil mi? 10'la da 2'yi çarparsak hangi sayıya ulaşırız? 20'ye ulaşırız. Daha sonrasında da 20 lira harcıyoruz. 50'den de biz 20'yi çıkarırsak hangi sonuca ulaşırız? 30 liraya ulaşırız. Cebimizde en son 30 lira kalmıştır. Doğru seçenek nedir? B seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Bir koli yumurtanın her gün 10'da 2'sini tüketmekteyiz. Yumurtaları tüketmeye salı gününden başladıysak bir koli yumurta hangi gün biter? Seçenekleri okuyorum sizlere. A seçeneği perşembe, B seçeneği cuma, C seçeneği cumartesi ve D seçeneği pazar. Öncelikle problemimizde verilen bilgileri dikkatli bir şekilde inceleyelim. Bir koli yumurta alıyoruz evimize
Peki bir kolide kaç yumurta vardır? Öncelikle onu bilmemiz gerekiyor değil mi? 30 yumurta vardır değil mi? 30 yumurtanın her gün 10'da 2'sini ailece tüketmekteyiz. 30'un biz 10'da 2'sini bulmamız gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz? Az önceki soruda yaptığımız gibi faydadaki 10 parçaya 30'u ayırıyoruz. 30'u 10'a bölersek hangi sayıya ulaşırız? 3'e ulaşırız değil mi? 30'u 10 parçaya böldük. Her parçasında 3 sayısına ulaştık. 3 ile de şimdi ne yapıyoruz? Paydaki 2'yi çarpıyoruz. 3 kere 2 kaç eder? 6 eder değil mi? Ailece biz her gün 6 yumurta tüketiyoruz. Bir kolide 30 yumurta olduğuna göre ve bir günde 6 yumurta tükettiğimize göre acaba bu koli bize kaç gün gider? 30'u da kaça bölmemiz gerekiyor? 6'ya pay etmemiz gerekiyor değil mi? 30'u da 6'ya bölersek hangi sayıya ulaşırız? 30'un içinde kaç tane 6 var? 5 tane var değil mi? Yani biz tüketmeye başladığımız günden itibaren 5 gün sonra bir koli yumurtayı bitirmiş oluruz. Salı gününden başladıysak günleri arka arkaya sıraladığımızda salı günü birinci gün, çarşamba günü ikinci gün, perşembe günü üçüncü gün, cuma günü dördüncü gün ve cumartesi günü de beşinci gün olarak buluruz. Doğru seçenek nedir çocuklar? Cumartesi seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. Bir tramvaydaki 128 yolcunun 8'de 3'ü birinci durakta, 4'te 2'si de ikinci durakta inince geriye kaç yolcu kalır? A seçeneği 16, B seçeneği 20, C seçeneği 24 ve D seçeneği 32. Problemde verilen bilgileri dikkatli bir şekilde incelediğimizde bir tramvay içerisinde 128 yolcu olduğunu öğreniyoruz ve ilk durakta 8'de 3'ünün indiğini öğreniyoruz. Öncelikle ne yapacağız? Birinci durakta inen yolcu sayısını bulmaya çalışacağız. 128'i paydadaki 8'e bölüp kesrin bir parçasını bulmaya çalışacağız çocuklar. 128'i hemen 8'e bölelim. 1'in içinde 8 yok. 12'nin içinde 8 bir defa var değil mi? 1 kere 8 8. 12'den 8 çıktı 4. Diğer 8'i de indirdiğimiz zaman ne oldu sayımız? 48. 48'in içinde kaç tane 8 var? 6 tane var değil mi? 6 kere 8 de 48 eder. Birinci durakta kaç yolcu indiğini bulabilmek için paydadaki 8'e böldük ve şimdi de bulduğumuz 16 sayısıyla 3'ü çarpmalıyız ki birinci durakta inen yolcu sayısını bulalım. 16 ile de 3'ü çarpıyoruz. 6 kere 3 18 elde var 1. 3 kere 1 3 bir de elde 4. Bakın birinci durakta 48 yolcu indiğini bulmuş olduk. Daha sonrasında ikinci durakta 4'te 2'sinin indiğini probleminden anlayabiliyoruz. Geriye kalan yolcular demiyor. O zaman yine 128'in ne yapacağız? 4'te 2'sini hesaplayacağız. Birinci duraktaki 48 yolcuyu unutmuyoruz yalnız. Hemen 128'in de 4'te 2'sini hesaplayalım. Öncelikle paydadaki 4 sayısına 128'i bölelim. 1'in içinde 4 yok. 12'nin içinde kaç defa var? 3 defa var değil mi? 3 kere 4 12 eder. Ve daha sonrası 8'i indiriyoruz. 8'in içinde 4 2 defa. 2 kere 4 de 8 eder. Bölüm kısmında 32'yi bulmuş olduk. Şimdi ne yapıyoruz? 32 ile de 2'yi çarpıyoruz. Çünkü 4'te 2'sinin indiğini biliyoruz. 32 ile de 2'yi çarparsak 2 kere 2 4 2 kere 3 6. İkinci durakta da 64 yolcu inmiş. Birinci durakta kaç tane inmişti? Kaç kişi inmişti? 48. 48 ile 64'ü toplayalım ve iki durakta inen yolcu sayısını bir araya getirelim. 4, 8 daha 12'ler elde var 1. 6, 4 daha 10. 1 de elde 11. İlk iki durakta 112 yolcunun indiğini bulmuş olduk. Peki en başta kaç yolcu vardı? 128 yolcu vardı değil mi? Aradaki fark kaçtır? Bize onu soruyor. 128'den de hemen 112'yi çıkarıyoruz. Kaç kalır geriye? 16 kalır değil mi? Doğru seçeneğimiz nedir? A seçeneğidir. Bir sonraki sorumuza geçelim mi? Haydi geçelim. 64 çiçeğin 8'de 3'ünün
15 fazlası satıldı. Her bir çiçek 10 liraya satıldığına göre bu çiçeklerden, satılan çiçeklerden kaç lira para kazanılmıştır? A seçeneğimiz nedir? 450, B seçeneğimiz 400, C seçeneğimiz 420 ve D seçeneğimiz 390. Problemde verilen bilgileri dikkatli bir şekilde okuyalım. Bir çiçekçide çiçekler satılıyor ve kaç tane çiçek varmış? 64 tane çiçek varmış en başta. 64 çiçeğin kaçta kaçını bulmam isteniyor? 8'de 3'ünü. 64'ü hemen 8 parça ayırıyoruz. Paydada çünkü 8 var. 64'ü 8'e bölersek 8 sayısına ulaşırız değil mi? 8'de de şimdi ne yapıyoruz? 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 8 24 eder değil mi? 64'ün 8'de 3'ünü bulmuş olduk. Ve bunun 15 fazlasının satıldığını söylüyor. Yani 24'e de biz 15 ekliyoruz çocuklar. 24, 15 daha kaç eder? 39 eder değil mi? Yani bu çiçekçide 39 çiçek satıldığını öğrenmiş olduk, bulmuş olduk. Ve bir çiçek kaç liraya satılmış? Tam 10 liraya satılmış. 39'la da bir çiçek fiyatını ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor değil mi? 39'da da onu çarparsak biz o gün çiçekçide kaç lira para kazanıldığını öğrenmiş oluruz. Hemen çarpalım, kısa yoldan çarpabiliriz. 39'u aynen yazıyoruz ve 10'daki sıfırı ekliyoruz. Cevap nedir? 390'dır. D seçeneğidir. Ne yapmış olduk sizlerle beraber? Problem cümlelerine de bakarak, problemleri çözerek bir çokluğun belirtilen birim kestirinin ne kadar olduğunu çok kolay bir şekilde öğrenmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz, bugün matematik dersinde problemlerle çözerek bir çokluğun belirtilen birim kesirinin nasıl bulunduğunu çok kolay bir şekilde öğrenmiş olduk. Umarım bu videom sizler için çok faydalı olur. Bu videomu izledikten sonra sizler de çok kolay bir şekilde kesir problemlerinde belirtilen birim kesir kadarını bulabilirsiniz. Dersimizin başından sonuna dek beni dikkatli ve güzel bir şekilde izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni, öneri, görüş ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.